Suriye'de ve Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirdik, oyunları bozduk. Libya krizi, Suriye anayasası, Asya açılımı, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile ilişkiler. Masada ve sahada güçlü diplomasi 2019 yılına damga vurdu. Yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileriyle buluşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dış politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Çavuşoğlu'nun yıllık dış politika değerlendirme toplantısına Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Era Çelebi ile Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi İsmet Özçelik de katıldı. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin önceliğinin ateşkesin sağlanması olduğunu belirten Çavuşoğlu, Libya'da Moskova ile ortak çalışma yapıldığını söyledi. Libya'da da iki aktör, önemli aktör haline geldik. Anlaşamadığımız noktalarda önemli olan nedir? Diyaloğun devam etmesidir. İşte bunu sürdürüyoruz ve Libya ile ilgili de bir ateşkesin sağlanmasında ikili düzeyde de Rusya ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Libya'ya ÖSO'nun gönderilmediğini belirten Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in daha aktif görev alması gerektiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden barış gücü için karar çıkartmanın ise kolay ve gerçekçi olmadığını ifade etti. BM Genel Sekreteri Guterres'te de dün bu konuları ele aldık. BM'nin daha aktif rol oynaması gerekiyor ve biz bugüne kadar BM'nin özellikle siyasi süreçle ilgili tüm çabalarını da güçlü bir şekilde destekledik. Libya'da siyasi çözüm için Berlin'de bir toplantı yapılacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, Tunus, Katar ve Cezayir'in de zirveye katılması gerektiğini belirtti. İsyancı Hafter'in siyasi değil, silahlı bir çözüm istediğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, çatışmaların Trablus'a yayılması durumunda sokak savaşı yaşanacağını kaydetti. Çok sayıda insanın öleceği uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat muhtırasının tescil sürecine ilişkin de konuştu. Birleşmiş Milletler'de tescil sürecinin 4 ila 6 ay süreceğini açıkladı. Sorunsuz tescil edilmesi gerekiyor dedi. Çavuşoğlu, İsrail, Yunanistan ve Rum kesiminin Türkiye karşıtı İstmet boru hattı projesinin imza törenine İtalya'nın katılmamasına dikkat çekti. İtalya'nın dengeli bir tutum sergilediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Angelino Alfano'nun Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydetti. Suriye krizi de Çavuşoğlu'nun gündemindeydi. Anayasa Yazım Komitesi'nin tıkandığını belirten Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Persin'in Şam ziyaretinin ardından tıkanıklığın aşılacağı mesajını verdi. Rusya'nın da olumlu katkı sunduğunu hatırlattı. Tıkanıklığın aşılması için hem BM ile hem de Astana garantörleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara temsilcilerinin sorularını da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, yeniden Asya açılımı kapsamında çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Asya yükseliyor. Ekonominin merkezi olmaya devam ediyor. Ağırlık merkezi haline geliyor. Tüm boyutlarıyla Asya'da daha güçlü olmak istiyoruz. Laf olsun diye bir inisiyatif başlatmadık. Ve tüm unsurlarımızla beraber Asya bölgesinde gücümüzü inşallah arttıracağız. Değerlendirme toplantısında Rusya ve Amerika ile ilişkiler de gündeme geldi. ABD ile ilişkilerimiz 2019 yılında sorunlu bir yıl oldu. Sebepleri belli. S-400'ün Rusya'dan alınması ve diğer taraftan YPG-PKK'ya yönelik Suriye'de başlattığımız harekat. 2019 yılında Rusya ile ilişkilerimiz daha da ilerledi.